Merhaba arkadaşlar. AYT Fizik dersinin indüksiyon akımı konusuyla karşınızdayım. Bugün konu anlatımı yapacağız. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. İlk başta bahsetmemiz gereken kural manyetik akıdır dostlar. Şimdi manyetik akı dediğimiz kavram nedir? Manyetik alanda bulunan bir iletkenden geçen manyetik alan çizgi sayısıdır. Skalerdir. Sembolü de arkadaşlar fi adı verdiğimiz bir semboldür. Birimi Weber şeklinde yazılır. Şimdi buradaki olay nedir arkadaşlarım? Bir e, manyetik alanda bulunan iletken levhamız var. Bu levha üzerinden arkadaşlarım manyetik alan çizgileri geçiyor. Ve dik bir şekilde geçiyor gördüğünüz gibi. Bu dik bir şekilde geçtiği zaman da arkadaşlarım formülümüz fi eşittir b çarpı a şeklinde olacaktır. Buradaki b manyetik alanı a da yüzey alanını temsil ediyor. Buradaki fi de manyetik akıyı temsil ediyor. Dik olduğu zaman bu şekilde B çarpı A yapıyoruz. Ama dik olmadığı zaman arkadaşlar yan tarafa baktığımız zaman da burada da B çarpı A kosinüs alfa şeklinde işlemler yapmamız gerekiyor arkadaşlarım. Dik bileşkesini bulabilmek için. Mesela burada arkadaşlar buradaki yüzey alanı burada yatay bir şekilde konulmuş. Yani manyetik alanla yüzey alanı birbirlerine paralel arkadaşlar. Burada paralel olduğu zaman arkadaşlarım akı dediğimiz kavram B çarpı A tamam okey. Ama burada arkadaşlarım paralel olduğundan dolayı sıfır olacaktır. Çünkü niye? Üzerinden herhangi bir çizgi geçmeyecektir diyeceğiz. İndüksiyon elektromotor kuvveti diye bir kavramımız var. Biz şimdi burada arkadaşlar hani biz manyetik akıyı hesaplamıştık. Nasıl olacağını, nasıl hesaplayacağımızı bulmuştuk. Burada da indüksiyon elektromotor kuvvetinde bir levhanın üzerindeki akı değeri değişirse bu da EMK'yı oluşturacaktır sevgili arkadaşlarım. EMK dediğimiz kavramda Eksi delta fi bölü delta t'dir. Skaler bir büyüklüktür. Eksi formülde vardır arkadaşlarım. Buradaki emk indiksiyon emk'sını ondan sonra delta fi akı değişimini delta t'de zaman değişimini gösterecek arkadaşlar. Bir tane basit bir soruyla hani bunu pekiştirelim istedim hemen. Bir levha 4 Tesla manyetik da 1 saniyede bir konumundan 2 konumuna getiriliyor diyor. Buna göre levhada oluşan indüksiyon EMK'sı nedir diye sormuş arkadaşlarım. Şimdi EMK dediğimiz kavramın hemen bir formülü yazalım. Eksi delta fi bölü delta t şeklinde olacaktır. Burada delta fi'yi hesaplamamız lazım. Delta fi dediğimiz kavram delta varsa son eksi ilk de vardır. Son fi eksi ilk fi şeklinde olacak arkadaşlar. Peki son durumda bu cisim yani iki durumunda yatay hale getiriliyor yani manyetik alanı paralel hale getirildiğinden dolayı sıfır olur. İlk durumda da arkadaşlarım burada B çarpı A şeklinde olacak. Burada hani soruyu ben şu an hızlıca yazdığımdan dolayı A yazmamışım. A da hadi diyelim ki arkadaşlar 40 metrekare olsun. Misal veriyorum. Buradaki olay şu arkadaşlarım. Burada Fi ilk dediğimiz kavram onu da hemen B çarpı A'dan. B'si 4. E, A'sı da hatta 10 olsun hadi. Uğraşmayalım çok fazla. 4 çarpı 10'dan burada arkadaşlarım 40'lık bir ilk akımız var. Sonrasında arkadaşlarım burada eksi delta fi bölü delta t'deki o delta fi arkadaşlar eksi 40 çıktı. Geçen süresi de 1 saniye olduğundan dolayı emk dediğimiz kavram eksi delta fi'yi eksi e, çarpı eksiden burada artı olacaktır. Geçen süresi de 1 olur. Yani o yüzden de arkadaşlarım burada da artı 40 voltluk bir EMK oluşacaktır diye söyleyeceğiz. İndüksiyon akımının yönü lens kuralı diye yanına yazdım arkadaşlar. İndüksiyon akımının yönü tabii ki de EMK oluşacaksa indüksiyon akımı da oluşacaktır. İndüksiyon akımının oluşturduğu manyetik alan indüksiyon akımının oluşturduğu akı değişimine ters yönü dağılır. Buna lens kuralı denir diye söyledik. Şimdi arkadaşlarım bir örneğine bakarsak eğer. Yani. Mesela tel çerçeve bir manyetik alan içerisinde. Bu manyetik alan arkadaşlar arttırıldığında akı da artıyor. Akı dediğimiz kavram hemen şuraya tekrardan yazmak istiyorum. Akı B çarpı A'dır doğru mu? Burada A sabit B artıyor. B artıyorsa akı da artacaktır. Akı arttığından dolayı arkadaşlar buradaki lens kuralı sayesinde ters etki yapacak. Yani genel manyetik alan dediğimiz bir manyetik alan var. Bu sabit olan manyetik alan şu an için. Ama burada arkadaşlar hani indiksiyon indüksiyon akımından kaynaklı olan manyetik alanda ters yönde etkileyecek. O da arkadaşlar e, sayfa düzleminden dışarıya doğru olacaktır. O yüzden zıt yönlü olur ve sağ el kuralı da akım yönü bulunacaktır arkadaşlarım. Telden geçen manyetik alandan hesaplayabilirsiniz. Peki ikiye baktığımız zaman şimdi diyor ki genel manyetik alan azalırsa yani buradaki genel manyetik alanımız siyahla yazdığım sayfa düzeninden dışarıya doğru olan manyetik alandır. Lens kuralı arkadaşlar bunu arttırmaya yönelik işlem yapacak. Yani aynı yönlü bir manyet kalan oluşturacaktır. Burada da arkadaşlar sağ el kuralına göre indüksiyon akımının yönü de buna göre bulabiliriz arkadaşlarım Peki. Şimdi burada böyle bir şekil var arkadaşlar. A, B, C, D, E hareketlerine bakacağız arkadaşlarım. A ve E hareketi yani A ve E hareketi için arkadaşlar şöyle hani çizelim. Buradaki A ve E'ler hani manyetik alanın dışındaki hareketlerdir. Manyetik alanın içerisine girmeyen harekettir. Levha dışarıda arkadaşlar. Levha dışarıda manyetik alan o yüzden sıfırdır. Akı o yüzden sıfır olur. Akı değişimi olmayacaktır. İndiksiyon EMK'sı da sıfır olur. O yüzden indiksiyon EMK'sı da sıfır olduğundan dolayı indiksiyon akımı oluşmayacak diyeceğiz. Bu birincisi. Peki B hareketine baktığımızda. Şimdi de arkadaşlar yani şu şöyle hemen çizeyim. Böyle. B hareketine baktığımız zaman arkadaşlarım burada artık hani bu tel çerçeve manyetik alan içerisine doğru girmeye başlıyor. Manyetik alan içerisine giriyor. Levha manyetik alanı giriyor. Akı burada artıyor arkadaşlar. Akı dediğimiz neydi? Bak hemen tekrarlıyorum. B çarpı A. Şimdi burada B sabit bir değer var ama A artıyor. A arttığından dolayı da akı artar deriz. Akı değişimi olacaktır. Akı değişimi de arkadaşlarım. Bak hemen şuraya yazayım. Delta fi dediğimiz kavram. Fi son eksi fi ikti değil mi? Son durumda akı hani sıfırdan farklı. O yüzden buradaki değer artı çıkacaktır. Akı değişimi artı değerde olur. İndiksiyon emk'sı da emk'yı tekrardan yazıyorum şuraya küçük bir şekilde. Eksi delta fi bölü delta t'dir. Şimdi o zaman şimdi burada delta fi artı değer çıktı. Şurayı silelim. Artı eksi ile çarptığımızda eksi olur. O zaman değer de o zaman eksi olacaktır. Index örneğin eksi değerde formülden dolayı olacak. Lens kuralıyla azaltıcı nitelikte uygulanır. Yani burada arkadaşlar yabancılaşıyor. Yabancılaştığından dolayı da ters yönde etkileyecektir. Yani genel manyetik alanımız bizim burada maviyle çizdim. Sayfa düzenine içeri doğruyken burada arkadaşlar e, indiksiyon akımından kaynaklı oluşan bu levhanın yani çerçevenin içerisindeki manyetik da sayfa düzleminden dışarıya doğru olur. O yüzden ters olacaktır diye söyleyeceğiz. Peki Akımı da arkadaşlarım sağ el kuralıyla manyetik alan yönünü hesaplarken nasıl buluyorsak burada da aynısını bulacağız. C hareketi için arkadaşlarım. Şimdi levha manyetik alanın içerisinde. Tamamen manyetik alanın içerisinde. Yani hiçbir ucu çıkmıyor. Akı var. Evet akı var. Ama akı değeri sabit. Akı değeri sabit olduğundan dolayı bak şimdi yine yazıyorum. Eksi delta fi yazamadım. Eksi delta fi bölü delta t. Buradaki akı değişimi kavramı EMK oluşturuyor. Doğru mu? Ama akı değişmiyor arkadaşlarım. Akı değişmediğinden dolayı, akı değişimi olmadığından dolayı indüksiyon EMK'sı da indüksiyon akımı da oluşmayacaktır diye söyleyeceğiz levhanın içerisindeyken, alanın içerisindeyken bu levha arkadaşlar böyle bir durum söz konusu olacaktır. Gelelim D hareketine. D hareketi dediğimiz kavram hemen şuradan bakalım. Bak buraya bakalım, buraya odaklanalım. Burada baktığımız zaman arkadaşlarım levha manyetik alan içerisinden çıkıyor. Manyetik alan içerisinden çıkarken arkadaşlar akı azalıyor. Yani B çarpı A'daki o değerler azalıyor. B aynı B ama buradaki arkadaşlar A yüzey alanı azalıyor manyetiklerin içerisindeki yüzey alanı. O yüzden arkadaşlarım akı azalıyor. Akı azaldığından dolayı da akı değişimde eksi değerde. Çünkü niye? Son durumdaki akı daha küçük. Eksi değerde olduğundan dolayı da EMK'mız arkadaşlar artı değerde olacaktır. Formülden kaynaklı eksi çarpı eksiden. Ondan sonra da Lenz e, kuralıyla arttırıcı nitelikte uygulanacak. Yani buradaki olay şu. Bizim genel manyetik alanımız sayfa düzlemine içeriye doğru değil. O zaman burada arkadaşlar akı azaldığından dolayı da aynı yönlü. Yani sayfa düzleminden içeriye doğru bir indüksiyon akımından kaynaklı bir manyetik alan oluşacak. O yüzden arkadaşlarım yine sayfa düzleminden içeriye doğru olur. Önemlidir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Şimdi tel ile elde edilen EMK diye bir kavramımız var. Şimdi manyetik kalın içerisinde hareket ettirilen bir telimiz var arkadaşlarım. Ve hızıyla v hızı da teledik bir şekilde uygulanıyor. Ondan sonra L büyüklüğündeki bir telimiz var. B manyetik alan içerisinde hareket ettirilirken arkadaşlarım EMK dediğimiz kavram B V ile bavul şeklinde söylüyoruz. Peki buradaki EMK voltu ondan sonra B manyetik alanı V hızı L de tel uzunluğunu gösteriyor. Peki şimdi gelelim sağ tarafa. Burada arkadaşlar hani yük e, konumlarını bazen sorabiliyor. Hani siz de burada hani e, afallamayın diye anlatayım. Bak şimdi manyetik alan içerisinde hareket ettirilen bir hani e, tel çubuk var. Bu tel çubuk arkadaşlarım sağel kuralıyla yüklerin konumu bulunabilir. Burada nasıl yapıyoruz? Hani hatırlayın şu F eşittir QVB yapmıştık. Bundan önceki videolarda. Buradaki olay arkadaşlar şu aslında. Şimdi manyetik alan hız ve kuvvet yönlerine baktığımızda. Şimdi hızı Arkadaşlar gösterdiği yönde getiriyoruz. Baş parmağımız hızlı gösterecektir. Dört parmak manyet kalını yani sayfa düzenine içeriye doğru. Ve avuç içinin gösterdiği taraf artıyı burada arkadaşlar siz de bakarsanız eğer denerseniz yukarısı artı olacaktır. Diğer tarafta eksiği gösterecektir. Yüklerin konumları bu şekildedir diye söyleyeceğiz arkadaşlarım. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar manyetik alan içerisinde hareket ettirilen ama bu şekilde bir yerden yani O noktasından sabitlenip e, ucundan V hızıyla hareket ettirilen bir çubuk var. Çembersel hareket yaptırılıyor. Buradaki hani manyetik alanda döndürülen çubuğun üzerindeki emk'yi hesaplarken arkadaşlar genel formülden bir yararlanalım. Yani genel formül dediğimiz kavram E eşittir BV ile bavul oluyor. Şimdi buradaki olay ne arkadaşlarım? Buradaki olay şu oluyor. Hız yerine eğer or ortalama hız yazarsak. Niye? Çünkü buradaki O noktasının hızı sıfırdır. Ama buradaki hızı V bölü 2'dir. Uç kısmında V'dir. Ortalamamız arkadaşlar V bölü 2'dir. Siz buraya isterseniz ortalamamızı yazabilirsiniz. Yani V, yerine V, V bölü 2 çarpı L yazabilirsiniz. Diğer kural da şu. Hız yerine siz eğer hani mesela hocam ben açısal hız kullanayım derseniz de açısal hız biliyorsunuz ki her yerde aynıdır. Çember hareketlerini hatırlayalım. Burada arkadaşlar V eşittir omega çarpı R ya. O zaman arkadaşlarım şimdi V eşittir omega çarpı L şeklinde yazabiliriz buradaki kurala göre. O zaman arkadaşlar şu bvl V, bölü 2'ye v yerine omega çarpı l yazdığımız zaman da b çarpı omega çarpı l kare bölü 2 şeklinde işlem yapmış oluyoruz sevgili arkadaşlarım. Gelelim son olarak öz indüksiyon akımına. Öz indüksiyon akımında arkadaşlar bir bobin üzerinde arkadaşlar üzerinden akım geçen bir tellerimiz var. Sarımlarımız var. Bu sarımlardan arkadaşlar şimdi akım hani genel akım ne tarafa doğru? Burada gösterdiğim gibi sol tarafa doğru hani pilin solundan doğru hareket ediyor. Şimdi pilin solundan doğru hareket ederken reosta gibi işte ne bileyim pili azaltıcı veya işte ne bileyim e, tamamen sallıyorum. Şu an pilin işte akımını arttırıcı nitelikte bir şeyler yaparsak yani arkadaşlar pilin akımını değiştirirsek pilin akımını değiştirdiğimiz zaman arkadaşlar öz indiksiyon akımı dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Az önceki indiksiyon e, Öz indiksiyon değil indiksiyon akımıydı. Burada da öz indiksiyon geliyor. Şimdi bobin üzerinden geçen akım azaltılırsa bir şekilde azaltılıyor. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Tekrarlıyorum. Reoslu sürgüsü vardır. Reoslu sürgüsünü arkadaşlar burada e, akım azaltıcı nitelikte uygularız ilerletiriz bir şekilde. O zaman da arkadaşlar burada akım azalıyorsa lens kuralı akımı dengeleyecek şekilde olduğundan dolayı aynı yönlü yani i1 gibi olacaktır. i1 yönünde akım olacaktır. Peki bu üzerinden geçip geçen akım arttırılırsa yani bu da nasıl olur? İşte tekrardan söyleyeyim. Reosta gibi arkadaşlar devreye hani akım arttırıcı bir nitelikte sistem kullanıldığı zaman arkadaşlarım o zaman da lens kuralı burada akımı Azaltır yani dengeleyecek şekilde arkadaşlar azaltacak nitelikte uygulanacaktır. O da iki yönlü olacak diye söyleyeceğiz. Öz indüksiyon akımı da bu şekilde oluşacaktır diye söyleyeceğim arkadaşlarım. Konu anlatmaya devam, soru çözmeye devam. Biraz izleyip arkadaşlarınızla paylaşırsanız benim de e, soru çözme işte konu anlatma hızım da artacaktır arkadaşlar. Sınava kadar bu işler devam edecek tekrarlar yapacağız, soru çözümler yapacağız, deneme sınavları yapacağız ama yeter ki sizin desteğinizi arkamda hissedeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>